İşte ben ve yumurtalarımla eşsiz peynirli kekime başlıyorum. Şimdi yumurtalarımı kaba döküyorum. İşte bu kadar. Ne kadar hoşum ne kadar tatlıyım görüyorsunuz. Şimdi on zamanı. On, on, onlarıma bakın. Onuma bakın.

ve son bardak unumu da bu şekilde döküyorum. Oh be. Ve sütlerimle geliyorum. Bir bardak süt. Evet süt çok seviyorum. Gerçekten öyle. Ve şimdi sütümü kabıma boşaltıyorum. Şimdi biraz yoğurt koyacağım arkadaşlar. Evet, yoğurt. Şöyle bir yarım su bardağından biraz fazlaca. Ve işte boşalttım kabıma. İşte o kadar. Geliyor, geliyor. Bir çorba kaşığı şekerim geliyor. Evet, şeker. Gibiyim zaten. Ve şimdi sebzeli çeşnimi tuz niyetine, tuz yerine bir çorba kaşığı kadar koyuyorum arkadaşlar. Daha aromatik bir tuzlama. İşte böyle. Kendi fikrim. Şimdi de karbonat geliyor arkadaşlar. Yarım çorba kaşığı kadar karbonatımı boşaltıyorum. Şimdi bir paket dolusu kabartma tozum. Evet, sallıyorum ve açıyorum ve kabıma Boşaltıyorum. Hadi kolay gelsin bana bakalım. Enfes enfes. Ve sıvı yağımı ellerime aldım arkadaşlar. Yaklaşık olarak 4'te 3 su bardağı sıvı yağımı boşaltıyorum. İşte bu kadar. Lalalala. Yeşilliklerim gelsin. Yeşilliklerim gelsin arkadaşlar şimdi de. Evet, maydanoz ve dereotu bir demet ve bir demet maydanoz ve bir demet dereotunun yarısından böyle doğradım ve boşalttım şimdi. İşte böyle. Bayağı yeşillikli oldu değil mi? Yeşilliklerden devam arkadaşlar? Şimdi yeşil soğanım geliyor. Yeşil soğan özellikle peynirli böreklerde falan çok iyi gidiyor. O nedenle ben de eksik etmek istemedim ve boşalttım. Şimdi işte gördüğünüz gibi yarısını demetin bir demet yeşil soğan yarısı içeride. Bibersiz yapamam arkadaşlar. Özellikle de kırmızı bibersiz. Kırmızı biberi her yemeğime koymaya çalışırım. İşte burada da bir çorba kaşığı dolusu kırmızı biberimi, kırmızı pul biberimi boşalttım. Şu ana kadar koyduğum malzemelerle oluşan efsanevi görüntü işte böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi karıştırma zamanı kaşığımla güzel bir şekilde malzemeleri harmanlıyorum. Evet işte böyle. Bir de bu açıdan göstereyim arkadaşlar. Sana bir tepeden baktığım peynirli kekim işte böyle. Evet, beni izleyenler de bakıyor tabii ki. Ne güzel. Ve efsane karıştırmam sonucunda hamurumu hazır hale getirdim. En güzel şekilde karıştırdım arkadaşlar. Her tarafı eşit şekilde karıştı ve pişime hazır hale gelmek üzere. Sadece gördüğünüz gibi peynirim kaldı arkadaşlar. Bakın bakın bir sürü peynir. Beyaz peynirim. Ve şimdi malzemelerimi ekliyorum. Son bir harika ekleme olarak. Evet. Bakın tatlış ellerimle nasıl da yoruyorum böyle kadar tatlış tatlış yarıyorum ki arkadaşlar. Yani hamur çok mutlu bundan. Çünkü çok güzel bir kek olacak. Yani en lezzetli kek olacak. Evet. Eminim. Şimdi yağımla geliyorum arkadaşlar. Tepsimi yağlayacağım. Kekimin yapışmaması için tabii ki de. Ve işte gördüğünüz gibi yağlamamı yapıyorum. Gözünüzün önünde. Bir de bu şekilde bakın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yağlanmamış hiçbir nokta kalmadı tepsimde. Şimdi çörek geliyorum arkadaşlar. Yağladığım tepsime çörek otu koyarak tabanın ve yan taraflarında çörek otlanmasını sağlayacağım. Çörek otlarımı serpiyorum her yana arkadaşlar. Bolca ve şimdi de susamamla geliyorum arkadaşlar. Çay katından sonra susamı koyacağım. Daha güzel olacak tadı çünkü. Ve faydası da artacak. Susamımı da güzel güzel bol bol serpiyorum her yana arkadaşlar. Ve hem karışımım hem de tepsim hazır. Karışımımı tepsime döküyorum arkadaşlar. Evet görüyorsunuz gayet de akışkan yeterince de. Ve tepsime döküyorum. Tepsime döktükten sonra ve de üstünü de düzelttikten sonra son hali ve de kekimin üstünü de çörek otum ve susamımla donataraktan kekimin nefisliğine nefislik ekleyerek güzelliğine de güzellik katıyorum. İşte arkadaşlar bu şekilde susamamı çörek otumu üstüne kekimin üstüne serpiyorum. Ve sonunda arkadaşlar kekim son haline geldi. Evet, fırına sürmeye hazır ve ben de fırına doğru ilerliyorum. Evet ve kekim arkadaşlar 45 dakika sonunda en harika biçimde pişti. Evet. Bakın ne kadar güzel kabardı, yumuşacık oldu. Lezzet şey oldu yani. Bu şekilde de görün arkadaşlar. Benimle birlikte karşınızda altı da nefis pişti. Üstü de nefis pişti. Ve bana da yemek düştü. Evet şimdi yemeğe başlayacağım. Önce şöyle bir bakın da yakından daha yakından da. Oh 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 çok mutluyum gerçekten. Ne kadar becerikliyim görüyorsunuz işte yani. Evet. Ellerinde tuttuğum bu kekimi ne kadar göstersem azdır arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şimdi de tabağa koydum bakın çıkardım bakın görüyorsunuz harika şekilde hiç parçalamadan. Şimdi arkadaşlar bıçağımı alarak kesiyorum kekimi dilimliyorum. Böylece yemeği hazırlıyorum. Evet. Çok güzel yiyor. İnanılmaz inanılmaz. Gerçekten ama bakın içine. Dolu dolu malzeme arkadaşlar. Dolu dolu peynir var. Yeşillik var. Tam bir kahvaltı mucizesi diyebilirim. oh, harika. <laughs> evet. Şöyle tabağımı alırken tekrar bir gözlemleyin. Yumuşacık bakın. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Tam böyle ağızlara layık arkadaşlar. Of oh, of oh, o oh, kalitesine geçti. Şimdi çatalım arkadaşlar önünüzde bizzat kendim tadına bakaraktan enfesliğini test edeceğim arkadaşlar. Evet of harika ama daha sıcak olduğu için ağzım yandı biraz ama hiç durmak yok arkadaşlar. Kekim o kadar harika ki kesinlikle duramam ve tekrar alıyorum ağzıma yani o kadar güzel o kadar nefis ki arkadaşlar yedikçe yemek istiyorum tabii ki harika kahvaltımı da mükemmel yapmış oldum yani mükemmel yapıyor alıyorum şu anda daha ne isterim ki yani bakın yani ay yani bu şekilde mi? muhteşemim yani görüyorsunuz işte ya çok güzel çok güzel şöyle de göstereyim arkadaşlar Çatalımla bakın yumuşacık harika bir şekilde sünger gibi hemen ayırabiliyorum ve gösteriyorum içini böyle güzel dolu dolu malzemeli böyle sade niye yiyeyim ki yani ve işte çatalımla arkadaşlar ağzıma doğru götürüyorum ham yapıyorum arkadaşlar evet çok güzel. Kendimden geçiyorum resmen. Çünkü o kadar nefis ki. Mutluluktan havaya uçuyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet. Evet işte böyle.